Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Erengül. Bugün yeni başlayanlar için uyguladığım yoga serisinin ikinci videosuyla yeniden karşınızdayım. Bu videoyu eğer ilk defa yoga yapmak için açıyorsanız serinin ilk videosuna yukarıdan çıkan karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. O videoda daha çok sıfırdan başlayanlar için pozları tanıtarak, öğreterek ilerlediğim bir videoydu. O videodan sonra bu videoya gelirseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Çünkü bu video onun üzerine koyarak ilerlediğimiz bir video olacak. O yüzden daha fazla lafı uzatmadan başlıyorum. Oturma kemiklerimizin üzerinde rahat bir bağdaş pozuna gelelim. Nasıl bağdaş kurduğunuz çok önemli değil. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde oturabilirsiniz. Ellerimiz vücudumuzun üzerinde. Birkaç nefes alıp verelim yine. Nefesimizi kontrol edelim. Nefesle beraber omuzlarımızı arkaya doğru bırakalım. Sırtımız düz. Ve tekrar nefes alalım. Ve bırakalım. Arkaya doğru omuzlarımızı. Ve şimdi başımızı sağa sola nefesle beraber şimdi öne arkaya şimdi nefesle beraber kolları yukarı kaldıralım. Ve bırakalım. Nefes alalım kolları yukarıya. Kulakları sıkıştırmıyoruz her zaman olduğu gibi rahat. Ve nefes verirken bırakalım. Şimdi masa pozuna gelelim. Yavaşça. Masa pozundayken yine her zaman olduğu gibi omurgayı en iyi esneten kedi inek pozunu yapacağız. Nefes alırken başımız yukarıda, göbek deliğimizi matımıza doğru yaklaştıralım. Nefes verirken sırtımız kavis çizsin yukarıya doğru ve başımız içeride. Tekrar nefes alalım burada. Nefes verirken sırtımız kambur. Esnetelim, yukarıya doğru itelim. Ve tekrar nefes alalım. Son bir kez. Nefes verirken yeniden içeriye bırakalım. Ve şimdi bedenimizi nefesle beraber sağa sola omurgamızı çevirelim. Başımız, boynumuz, belimiz, kalçamız. Şimdi tam tersi yöne. Güzelce omurgamızı esnetelim. Şimdi biraz bilekleri rahatlatalım burada. Kenetleyelim ve sağa sola çevirelim bileklerimizi. Ve tekrar yerleştirelim. Ellerimizi biraz ileriye doğru alalım bu sefer omuzlardan. Ayaklarımızı takalım matımıza ve yavaşça kalçamızı yukarıya doğru iterken omurgamızı düzleştirelim. Burada dizleri bükelim, karnımızı bacak üstlerine yaklaştırmaya çalışalım. Omurgamız düz. Başımız, boynumuz rahat. Ve şimdi biraz ayaklarımızı pedal çevirir gibi bacak arkalarını esnetmek için ve topukları biraz daha belki yaklaştırabilmek için bacaklarımızı rahatlatalım.
Şurada belki biraz daha topuklarınız yakın olabilir. Ama hala rahat değilseniz dizlerinizi bükerek bu şekilde durabilirsiniz. Şimdi yavaşça küçük küçük adımlarla öne doğru gelelim. Ve yine dizler bükük. Karnımız üst bacaklarımıza yerleştirdik. Başımızı boynumuzu salalım aşağıya doğru rahat. Tutalım böyle dirseklerimizden. Sırtımız, omurgamız rahat. Aşağıya salalım vücudumuzu. Ve yavaş yavaş sağa sola sallanalım. Vücudumuz rahatlasın. Ve şimdi bedenimizi yavaşça yukarıya doğru kaldıralım, kaldıralım. Bacaklarımız, bedenimiz, omurgamız ve kolları yukarıya doğru kaldıralım. Ve nefes verirken eller kalbin ortasına birleşsin. Şimdi burada derin bir nefes alıp verelim. Her şey yeni başlıyor. Ve nefes alırken kolları yukarıya kaldıralım. Düz bir omurgayla ileriye doğru uzanarak bacaklarımıza doğru yaklaşalım. Uttanasana'dayız. Ve şimdi yarı yol açılalım. Nasıl rahat ediyorsak ellerimiz dizlerimizin altında ya da üstünde. Bacaklarımız düz. Ve nefes verirken tekrar bacaklarımıza katlanalım. Şimdi elleri mata ya da yere güzelce yerleştirelim. Ve arkaya doğru sağ ayağımızla büyük bir adım atalım. Sonra sol ayak gelsin yanına. Ve burada kobra. Ve nefes verirken tekrar aşağı bakan köpeğe geri dönelim. Burada birkaç nefes alıp verelim. Ve şimdi öne doğru ellerimin arasına doğru bakarken sağ ayağımla büyük bir adım atıp öne doğru geliyorum. Sol ayakta onun yanında. Yine Uttanasana'dayım. Yarı yol açılıyorum nefes alırken. Bir nefes verirken tekrar katlanıyorum. Ve tekrar nefes alarak bacaklarımdan, bedenimden bütün gücümü yukarıya doğru iterek kalkıyorum. Kollar yukarıda. Ve şimdi tekrar birleşsin eller karnın ortasında. Ve yeniden başlayalım. Nefes alalım, kollar yukarıya doğru kalksın. Nefes verirken dümdüz bir omurgayla yavaşça bacaklarıma doğru katlanıyorum. Nefes alıyorum, yarı yol açılıyorum. Omurgam düz. Nefes verirken tekrar katlanıyorum. Tekrar yerleştirdim elimi yere, matımın üzerine güçlü bir şekilde. Ve şimdi nefes alırken sol ayağımla ileriye geriye doğru büyük bir adım atıyorum. Sonra sağ ayak da onun yanına geliyor. Ve şimdi kobra. Nefes alıyorum burada ve nefes verirken yeniden aşağı bakan köpeğe geçiyorum. Burada birkaç nefes alıp veriyorum, dinleniyorum. Tekrar ellerimin ortasına doğru bakarken o noktaya doğru sol ayağımla büyük bir adım atıyorum. Sonra sağ ayağı onun yanına alıyorum. Ve yine Uttanasana'dayım.
Yarı yol açılıyorum, nefes alıyorum burada. Ve nefes verirken yavaşça tekrar katlanıyorum bacaklarımın üzerine. Ve yeniden güçlü bir şekilde nefesle beraber bütün gücümü yukarıya doğru itiyorum, itiyorum. Kollar yukarıda. Ve nefes verirken heller kalbin ortasındayım. Şimdi tekrar nefes alıyorum. Gökyüzüne doğru kaldırdım kollarımı. Nefes verirken yeniden ileriye doğru uzanarak katlanıyorum bacaklarıma. Ve nefes alıyorum, yarı yol açılıyorum burada. Nefes verirken tekrar katlanıyorum. Ve şimdi geriye doğru sol ayağımla büyük bir adım atıyorum. Sağ ayak da onun yanına geliyor. Burada en başta söylemedim ama nasıl rahat ediyorsanız yere o şekilde yaklaşabilirsiniz. Diz ve göğüs yere getirerek buradan kobraya kalkabilirsiniz. Bir nefes verirken tekrar aşağı bakan köpeğe geldim. Burada yine birkaç nefes dinleniyorum. Bakışlar her zaman ayak parmaklarında. Şimdi yeniden ellerimin ortasına doğru bakıyorum ve o noktaya doğru sağ ayağımla büyük bir adım atıyorum. Ve şimdi burada sol ayağım sağ ayağıma 45 derecelik açıyla getiriyorum. Sağ bacağım bükük, dizim. Diz ve ayak bileğim aynı hizada. Sol ayağım dümdüz arkada ilerliyor. Ve sol ayağımın dış kenarını mata yapıştırıyorum. Ve bu şekildeyken nefes alarak kolları yukarı kaldırıyorum. Kalçam matımın kısa kenarını gösteriyor, karşıya doğru dönük. Belki biraz sağa sola yalpalayabilirsiniz. Dengenizi bulmaya çalışın. Ve dengenizi bulduğunuzda kollarınızı yukarıya kaldırabilirsiniz. Bu savaşçı bir pozu. Yogada en güçlü pozlardan biridir. Burada nefes alalım. Ve nefes verirken katlanalım tekrar. Sağ ayağımızın üstüne. Ve sağ ayağımızı arkaya alalım. Tekrar diz, göğüs yerde. Kobra. Nefes alıyorum burada. Nefes verirken yeniden aşağı bakan köpeğe geçiyorum. Burada derin bir nefes alıp ağzınızdan diye verebilirsiniz. Çünkü savaşçı bir biraz sizi yormuş olabilir. Şimdi yeniden ileriye doğru bakıyorum ve bu sefer sol ayağımla ileriye doğru büyük bir adım atıp geliyorum. Sağ ayağım, yani tam matımın kısa kenarını tam paralel değil, biraz içeriye doğru çeviriyorum bacağımı. Ve matım, ayağımın dış kenarı da matıma iyice köklenmiş oluyor. Yine sol ayağım da yere parmak köklerinden iyice köklüyorum. Dizim ve ayak bileğim aynı hizada. Ve burada dengemi bulduğumda kaldırıyorum vücudumu. Kalçam karşıya dönük, matımın kısa kenarına doğru. Ve biraz deniyorum kendimi. Dengemi bulduğumda kollarını yukarıya kaldırabilirsin. Ve yeniden savaşçı bir pozundayız. Gerçekten bacaklar için çok güçlü bir poz. Ve burada nefes alıyorum, nefes verirken yeniden sol bacağımın üzerine katlanıyorum. Ve sol ayağımı da sağ ayağımı da alıp diz, göğüs yerde. Nefes alıyorum kobra. Ve nefes verirken aşağı bakan köpekteyim yeniden. Burada yine derin bir nefes alıp verelim. Şimdi
Şimdi yeniden öne doğru bakarken sağ ayağımla büyük bir adım atıyorum ileriye doğru. Ve sol ayağım bu sefer matımın kısa kenarına tam paralel yerleştiriyorum. Dizim sağ ayağımın dizi yine ayak bileği sağ ayak bileğimle aynı hizada bükülü. Ve burada biraz dengemi araştırıyorum ileriye geriye. Belki biraz bacağımı bu kadar açamıyorsam biraz geriye alabilirim sol ayağımı. Bu şekilde de yine nefes alırken yavaşça kalkıyorum. Bu sefer kalçam matımın uzun kenarına hizalı. Sol ayağım arkada uzun, sağ ayağım bükülü ve kollarım aynı hizada. Bakışlarım ise sağ elimin orta parmağında, ileride bir noktada. Ve şu an savaşçı 2'deyiz. Savaşçılar yogada gerçekten güçlü pozlardır. O yüzden şu an biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Vücudunuzu sağa sola, ileriye geriye iterek dengenizi bulmaya çalışabilirsiniz. Ve şimdi tekrar geldiğim gibi yere ellerimi yerleştiriyorum. Sağ ayağımı alıyorum arkaya. Diz, göğüs yerde. Kobra. Nefes alıyorum burada. Ve nefes verirken aşağı bakan köpekteyim yeniden. Ve burada yeniden derin derin nefes alıp veriyorum. Vücudumu dinlendiriyorum. Yorulduysanız biraz daha sabredin. Çünkü sol bacak içinde savaşçı 2'yi yapıp artık dinlenme pozlarına geçeceğiz. Şimdi ileriye doğru yeniden baktım ve sol ayağımla bu sefer büyük bir adım attım ileriye doğru. Sağ ayağımı yerleştirdim. Matımın kısa kenarına paralel. Sol bacağımsa yine dizimle ayak bileğim aynı hizada. Nefes alırken yavaşça kalkıyorum. Kollarım açık. Kalçam yine karşıyı gösteriyor. Dizim ayak bileğimle aynı hizada. Eğer bacağım burada bu kadar açamıyorsam yine biraz kendime doğru çekebilirim. Bu şekilde. Ve kollarımı açıyorum. Bakışlar sol kolun orta parmağında, ileride bir noktada. Nefes alıp veriyorum burada. Ve şimdi yeniden ellerimi yavaşça yere getiriyorum. Sol ayağımı alıyorum arkaya. Ve diz, göğüs yerde. Nefes alırken kobra ve nefes verirken aşağı bakan köpeğe geçiyorum. Burada derin bir nefes alıp veriyorum ağzımı. Kaldırıyorum. Bu sefer sol elimi sol kolumun altından geçiriyorum. Omuzum ve başım yerde. Sırtımı rahatlatıyorum. Tekrar kalkıyorum.
şimdi tekrar bağdaş pozuna geri dönüyorum. Ve namaste. Benimle beraber bu uygulamayı gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Evet, bu videoda savaşçı pozlarını savaşçı 1 ve 2'yi de içine katarak bir akış gerçekleştirdik. Umarım uygulama hoşunuza gitmiştir. Ben videonun uzun olmaması için uygulamanın sonuna Shavasana'yı eklemedim ama siz uygulamanızın sonunda 5-10 dakika Shavasana'da dinlenirseniz kaslarınız için çok faydalı olacaktır. Eğer beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.